Merhaba. Bugün sizinle Reading Academy'den adım adım orta seviye bir İngilizce metin analizi paylaşacağım. Bu metin analizinde Farklı kullanımları, cümle bölümlemelerini, analiz yöntemlerini hepsini tek tek inceleyeceğiz. Aynı zamanda da metin çok açıkçası bence güzel bir metin. Humans of New York parçasından seçtiğim Reading Akademi'nin parçası olan metinlerden bir tanesi. Bu dersi Reading Akademi'yi merak eden öğrenciler için paylaşıyorum. Aynı zamanda da Hüseyin Demirtaş'ın İngilizce kanalında Reading Analiz serisine destek olması, yeni bir içerik olması için tüm öğrencilerimle paylaşıyorum. Önce Reading Akademi'yi merak edenler için kısaca burada hemen özet vereceğim. Ondan sonra da derse geçeceğiz. Burada Reading Akademi özellikle orta seviye İngilizce okuma anlamada takılmış, ileriye gidemeyen öğrenciler için geliştirilmiş bir eğitim. Yani temel şeyleri biliyorsunuz ama daha kompleks metinlerde, orta üstü metinlere geçmekte zorlanıyorsanız bu size yardımcı olacak bir eğitim. İlk önce burada yaklaşık 41 dersten oluşan yaklaşık 15-20 saatlik bir eğitim var. Temel bilgilerle başlıyoruz. Neyi ne kadar bilmek lazım. Mesela burada hakiki bir metin analizinde Amazon'da çok satan kitaplardan birinin giriş bölümünü tek tek inceliyoruz. Hepsi gerçek hayattan metinler. Ondan sonra özel olarak seçilmiş özlü sözleri inceliyoruz. Humans of New York'tan dediğim gibi parçalar var dönem dönem eklenen. Akademik metin analizleri mesela gripten tutun da işte başlık parasına, aynalara, küresel beyin, e-ticaret gibi farklı farklı konularda metin analizleri inceliyoruz. Ondan sonra burada mesela dış politika ile ilgili bir yazı analizi var. Daha sonra GDS için çeşitli paragraf analizleri var. Proficiency yani İngilizce hazırlık sınavları için metin analizleri var. TOEFL ile ilgili metin analizleri var. Ondan sonra soru cevaplar ve okuma listeleri, önerileri var. Bu dediğim gibi özellikle orta seviyede takılmış, orta seviyeyi geçemeyen öğrenciler için orta seviyeden ileri seviyeye ilerlemek için hazırlamış olduğum bir reading eğitimi. Şimdi birazdan sizinle inceleyeceğimiz metinde burada özellikle Marriage in Egypt, yani Mısır'da bir kadınla yapılmış bir röportajın e, analizi metni olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sizin için keyifli. Merhaba, Reading Akademi'nin bu dersine hoş geldiniz. Bu derste de sizinle Humans of New York sayfasından dünya genelinde yapılan mülakatlardan bir mülakatı ele alacağız. Bu Mısır'da, Mısır'da farklı kesimlerden insanlarla yapılmış hayata dair sohbetler, röportajlar var. Onlardan birisi de Mısır'da doktora sahip ya da doktora öğrencisi de olabilir. Bir kadının evlilik süreciyle, serveniyle, hayata bakış, kültür ve kültürler arası farklarla ilişkili bir sohbeti var, röportajı var burada. Onu inceleyeceğiz. Açıkçası hani Mısır bağlamında geçiyor ama bunu kendi ülkemizde de dünyanın pek çok farklı yerinde de görmek mümkün. Hem güzel kelimeler, ifadeler göreceğiz hem de kültürel olarak bakış açımızı zenginleştirecek bir metin olacak. Şimdi bakalım adım adım gideceğiz. Diyor ki: I've had horrible luck finding a husband. Ne diyor? I've had. Normal burada per perfect zaman var. Hani şu ana kadar Sahiptim. Neye sahiptim? Horrible luck. Korkunç. Şansım hani çok kötüydü. Korkunç şansım vardı. Ne konuda? Finding a husband. Hani bir koca bulma konusunda, bir eş bulma konusunda şu ana kadar şansım korkunçtu. Korkunçtu. Hani ya da şansım yaver gitme diyebilirsiniz eğer Türkçeleştirmek istiyorsanız. Sonra devam etmiş. Most marriages in this country. Bu ülkedeki evliliklerin çoğu. Bakın, most marriages. Sonra devam etmiş. In this country. Çünkü şimdi burada bu ifade gelmiş ama bakıyorsunuz ki mecburen buna bağlanacak. Hani evliliklerin çoğu, hangi evliliklerin çoğu? In this country. Bu ülkedeki evliliklerin çoğu are traditional, geleneksel. Ve I have a middleman who arranges interviews with potential suitors. Şimdi burada bilemeyebileceğiniz kelimelerden birisi suiter bir de middleman. Middleman. Aradaki adam, ara bulcu demek, yani middleman denilmiş de illa erkek olmak zorunda değil, kadın da olabilir. Ne, de, ne derler? Ara bulcu ya da belki çöpçatan da diyebilirsiniz bir bakıma ama genelde o arada işleri idare eden kişi. Diyor ki, I have a middleman, bir ara bulcum var. Sonra relatifle açıklamış bunu kim. Who arranges interviews with potential suitors? Ki bu kişi ne yapıyormuş? Arranges interviews, hani görüşmeler ayarlıyormuş. Kiminle? With potential suitors. Olası taliplilerle. Suiter, evlenmeye hevesli, evlenmeye hazır e, erkekler için kullanılan ifade. Bakın, suiter. A man who wants to marry a particular woman. Hani belli bir kadınla evlenmek isteyen kişi, hani gönüllü, talipli anlamında. Biz de Türkçe'de talipli diyoruz. Ne yapıyormuş? Bu ara bulucu, olası taliplilerle mülakatlar, görüşmeler ayarlıyormuş. He probably thinks I'm a snob. Ha şimdi kadın kendi açısından anlatıyor. Diyor ki muhtemelen o ara bulucu hani ara bulucu olan adam muhtemelen düşünüyor ki I'm a snob. Benim bir züppe hani kendini beğenmiş olduğumu düşünüyor. Snob burada züppe. Kendini beğenmiş gibi anlamlarda kullanılabilen bir kelime. Hani he is such a snob. Yani çok böyle kendini beğenmiş züppe anlamında kullanılabilir. Because I either turn the man down or scare them off. Çünkü demiş ben... I either. Ya şunu yapıyorum ya şunu bakın. Either or yapısı var. Mesela I like either coffee or tea. Hani ben ya kahveyi ya çayı severim. Şimdi because I either turn the man down. Turn someone down. Hani reddetmek anlamında. Bakın bir phrasal verb var burada. Demiş ki ya ben diyor hani gelen adamı reddediyorum. Hani kabul etmiyorum. Or scare them off. Ya da demiş bu gelen adamları, taliplileri korkutup kaçırıyorum. Scare someone korkutmak. Scare them off. off uzaklaşma bildirir. Hani onları korkutuyorum, uzaklaştırıyorum anlamında. Sonra. But you should hear the questions they ask me. Ama diyor. Ama you should hear. Duymalısınız. Neyi? The questions. Hangi questions? Bakın relative ile devam etmiş. Şimdi normalde cümlenin ortasında tekrar özne gelemeyeceği için. Bakın burada d gelmiş. E bu özne olabilecek bir şey ama burada gelemeyeceği için muhtemelen düşmüş, kısaltılmış bir relatif vardı. Buradan onu anlıyoruz. Çünkü diyor siz duymalısınız. Neyi? E onların bana sordukları soruları. The questions that they ask me. Onların bana sordukları soruları duymalısınız. Nothing about personality. Hani kişilikle ilgili hiçbir şey yok. Hiçbir şey sormuyorlar anlamında. Nothing about character. Karakterle ilgili de hiçbir şey yok. Everything is about money. Her şey demiş parayla alakalı. What is your salary? Hani maaşın ne? Gelen bu talipler kadına bunu soruyormuş. Do you have a car? Araban var mı? Is this your only apartment? Bu senin tek hani dairen mi? Başka dairen var mı? I used to answer these questions. I used to. Bu bir yapı. Used to do something yapısı nedir? Geçmişte yapıp şu an yapmadığımız şeyleri ifade eder. Mesela I used to swim dersem hani eskiden yüzüyordum şimdi yüzmüyorum anlamında. Ha, ne diyor? Eskiden diyor ben bu sorulara cevap verirdim. But I'm much harsher now. Ama şimdi neyim? I am much harsher. Çok daha neyim? Sertim. Harsher zaten daha sert ama maç koyunca daha vurgulayamış. Şu an demiş çok daha sertim bu tür sorulara karşı. I'll dismiss them right away. Hani bu soruları atacağım. Hani göz ardı ederim. Dismiss something. Hani kale almamak, göz ardı etmek, hani kapatmak, atmak. Bu tür anlamlarda kullanılabilen bir fiil. I'll dismiss them right away. Hani nedir bu soruları? Göz ardı edeceğim, atacağım, hesaba koymayacağım. I've had men ask me to stop working. I've had men. Hani I've had burada erkeklerim olduğu anlamında değil. Hani karşılaştım. I've had men. Hani erkeklerle karşılaştım. Bu taliplerden bahsediyor. I've had men ask me to stop working. Hani benim çalışmamı bırakmaya bırakmamı isteyen erkeklerle karşılaştım. Hani taliplilerle karşılaştım. I had a professor ask me to stop studying because I have more degrees than him. Bu da ilginç. Diyor ki I had a professor. Hani bir profesör vardı. Hani bir profesörle görüşmüş talipli olarak. ''Ask me to stop studying.'' Ki o ne yapmış? O benden e, çalışmayı, daha doğrusu okulumu okumayı bırakmamı istemiş. Çünkü ''I have more degrees than him.'' Çünkü diyor benim ondan daha çok derecem, ünvanım e, var. Another man ended the interview when he learned that my doctorate did not mean I was a medical doctor. Another man. Bir başka adam da ne yapmış? Ended the interview. Bir başka adam da hani bu talipliyle olan görüşmeyi görüşmede. Ended the interview. Bu görüşmeyi bitirmiş. Ne zaman? When he learned that. Şunu öğrendiğinde. Neyi öğrendiğinde? Bakın yan cümle gelmiş. My doctorate. Hani benim doktorluk ünvanım. Burada hani nedir? Hem akademide doktor olmak vardır. Hem tıpta doktor olmak vardır ya. Adam ne yapmış? When he learned that, şunu öğrendiğinde, hani benim doktor ünvanımın, doktorluğumun e, benim tıp doktoru olmadığımı gördüğünde, hani o anlama gelmediğini öğrendiğinde görüşmeyi bırakmış. It's ridiculous. Hani bu çok saçma. Some friends and family want me to settle for the sake of having children. Bazı arkadaşlarım ve ailem want me to settle benim böyle yuva kurmamı, yerleşmemi, yani settle bir yere yerleşmek, yuva kurmak anlamlarında kullanılabilir. Ne için? Bakın bu bir ifade. For the sake of. Bu bir ifade. For the sake of something, bir şey uğruna. For the sake of having children. Yani çocuk sahibi olma uğruna. İşte arkadaşlarım ve ailem, bazı arkadaşlarım ve ailem hani yuva kurmamı, hani yerleşik bir düzene geçmemi istiyorlar. But I have a viewpoint. Ama benim bir bakış açım var. And I'm not going to sacrifice that viewpoint just because i'm getting older ve demiş i'm not going to sacrifice sacrifice ne ee, hani feda etmek demiş ben bu bakış açısını feda etmeyeceğim i'm not going to sacrifice that viewpoint just because i'm getting older hani yaşlandığımdan ötürü hani yaşım ilerliyor diye just because sadece bundan dolayı bu sebeple ne yapmayacağım bu bakış açısını feda etmeyeceğim. I believe in marriage. Yani ben evliliğe inanıyorum. And I like children. Aha, I'd like children. Hani çocuğum olsun da isterim. I'd like something there is. I'd like coffee. Hani kahve isterim. Hani çocuğum olsun isterim. Hani çocuğum olsun isterim. Çocukları severim. But if it means I have to accept anything. Ama bu hani evlilik if it means I have to accept anything. ne olursa olsun her şeyi kabul etmem anlamına geliyorsa, o anlama gelecekse, if it means I have to accept everything, her şeyi kabul etmem gerektiği anlamına gelecekse, maybe it's best to not get married at all. Maybe, belki de bu durumda, it's best, en iyisi, to not get married at all. En iyisi belki de hiç evlenmemektir demiş. Burada dediğim gibi Mısır'da bir e, bu kişi bir doktor öğrencisi de olabilir, bir akademisyen de olabilir. Doktorasını tamamlamış bir akademisyen de olabilir. Çok detayları bilmiyorum ama e, doktora sürecinden geçtiği şüphesiz bu metinden anlaşılıyor. Evet bu metin hem bize gerçek hayattan bir kesit vermesi hem farklı kültürlerin işleyişiyle ilgili bilgi vermesi açısından güzel bir metin. Benim size tavsiyem burada gördüğünüz kelimelerle ilgili ne yapmanız İngilizce İngilizce sözlüğü açıp o kelimelerle ilgili örnek cümleler okumanız, onları kelime defterinize not etmeniz ve daha sonra da ne yapmanız? Onlarla ilgili kendiniz de örnek cümleler kurun. Aynı zamanda burada hoşunuza giden yapılar, ifadeler, e, cümleler varsa alın o cümleleri de not edin. Ve mümkünse yine o cümlelerle ilgili de kendiniz o cümleleri adapte ederek, değiştirerek, çevirerek kendiniz yeni cümleler oluşturun. Evet, öylece Reading Akademiden sizin için seçmiş olduğum dersin sonuna geldik. Sizin için güzel ve keyifli bir ders olduğunu umarım. Dediğim gibi hem içerik olarak hem fikir olarak beni etkileyen derslerden, metinlerden birisi olmuştu. İnsanı düşündüren bir metindi. Reading Academy ile ilgili detaylı bilgiyi hem video açıklamasında hem de yorumlar kısmında sizinle paylaşıyor olacağım.